Balım, bize bir fantezini anlatır mısın? Hayatımda bir dönüm noktası bekliyorum. Birinin yanına işe girmişim. O beni o kadar seviyor ki. Böyle beni yurt dışına yolluyor. İşte ben böyle dünyayı dolaşıyorum falan. Böyle beni evlat ediniyormuş gibi. İşte o üçüncü öyle devam etmez. Karşı cinste anlam veremediğin davranış ne? Erkekler denizden çıktıktan sonra şöyle bir yapıp sonra içeriği bir kontrol ediyorlar ya. Denizden çıktıktan sonra pipisini mi kontrol ediyorlar? Artık neyi kontrol ediyorlar bilmiyorum ama orayı bir genişletip bir bakıyorlar yani. Balıklar yemiş mi diye bakıyorlar. Benim bir tane yeğenim var, onu Allah bildiği gibi yapsın. Japonya pişiricisi var ya abi, benim kremlerini oraya koyuyor. Öyle bir şey olmasın. Evet. Abi benim de kafam nasıl güzel biliyor musun? Sen Japonya pişiricisini eline sür. Böyle kaldım zaten. Kovaladığım bazı şeyler var. Mesela? Ya bir miras peşindeyim. Geçen hastaneye gittim, amcam aradı beni. Deden çok kötü, hastaneye gel falan. Ben de böyle şeyim, Allah'a falan. Dua ediyorsun olsun diye. Dua etmiyorum ya, o kadar da değil. Seviyorum birazcık. Var. Bir adam takip etti oradan. Adamın bütün postları kendi penis boyuyla alakalı. Ona gelen yorumları paylaşmış. Ve bütün kadınların fotoğrafını paylaşmış televizyonun önünde. Televizyonda da sadece sen var. Buradan adamın penisi benmişim gibi. Ne bölümdesin? Ameliyathane hizmetleri okuyorum. Gelen hastaya giydirme, çıkarma falan. Neşter, alnını siliyorsun şeyin. Evet. Neşter. Kızım ne yapıyorsun ya? Zeynep. Bir fantazini anlatsana. Benim evimde bir tane salıncak var. Onda mesela kız arkadaşımla... Gidip gelmek. Hayatta en tahammül edemediğin şey ne? Hoşlandığım kızların bana sürekli ben seni kardeşim olarak görüyorum demesine sinirleniyorum. Ya. Şeyi çok sempatik buldum ya. İsmini bilmiyorum da. Senin yanındaki. Dünyanın iyiliği için neyi yasaklardın? Prezervatifi yasaklamak isterdim. Herkes yediği bokun kahrını çeksin diye. Keşke senin baban böyle düşünmeseydi de. Belli ki o da istemiyormuş, evet. Şimdi babamın telefonuna gönderiyorlar bunu, yayınlamayın. Konuşmasaydın, baban ne yediyse onunla yüzleşsin. Sevgilinin genetiğiyle oynayabilsen neyini değiştirmek isterdin? Birazcık daha uzun boy, birazcık daha geniş omuz. Bayağı başka birini tarif ettin şu an. Kendiniz. Bir yere gidiyorduk yemeğe. Arabayı park ederken çok geniş bir mekandı ama çok düzenli park etti. Ön taraftaki arabaya yanına. Ya bak şimdi bak ama. Hocam bir değnekçiden de etkilenebilirdiniz. Kimle geldin Ömer? Eşimle. Ne zamandır evlisiniz? 3 yıl oldu. Yılı yanlış söyledi. 5 yıldır evliyiz. Oha! İşte gerçek bir Casanova. Sevginin genetiğiyle oynasaydın neyi değiştirmek isterdin? Anasını. Ben onun telefonunda mesajlarında bir şey yakalamıştım. Ne mesajı yakaladın telefonda? Vücudunun bir bölgesi hakkında çok güzel bir yorum yapmış öyle. Aldatılmayı bu kadar naif özetleyen bir adam ben hayatımda görmedim. Fantezini anlat bakalım. İnsanların göğüslerinin olmamasını istiyorum. Böyle herkesin memesini kesmek istiyorum. Nasıl yani? Kızların da mı? Evet evet. Mesela bende de tam tersi var. Sevgilinle niye ayrıldın? Niye ayrıldık? Mikrofona konuşur musun Ceren'cim? Bunun konuşman için. Ama konuşmadım şu anda. Neden ayrıldığını tahmin edebiliyorum. Gerek kalmadı cevaplamaya. Ya neden ayrıldık? Söyle hadi. Çünkü çok zor birisin.